Halil, geliyor musun lan? Ne bileyim ya, gelmesem mi ben acaba ya? Ya gel abi gel, herifin son gecesi lan. Ulan evde hatun bırakıp sizin yanınıza mı geleceksin lan? Lan ne gerizekalı adamsın sen ya. Lan o kızı sikemedim lan hala sen ha? Lan bir de aynı evde kalıyorsunuz lan. Oğlum o işin şakası lan. Zaten çok yorgunum, ben gelmeyeyim en iyisi ya. Lan ben yaklaşma lan. Lan herif senin de arkadaşın oğlum. Hadi, hadi. Hadi lan. Of ya. Lan kaldır kaçırın lan. Ulan ne biçim adamsın oğlum sen ya? Lan hadi. İyi tamam geliyorum ben. Hadi lan. Tamam geliyoruz dedik ya oğlum, yarım saat oradayım ben. Bana bak cayma ha. Ya tamam lan, siz gidin ben geliyorum, hadi eyvallah. He sen git hemen ha, Ali orada ha. Tamam mı? Ya anladık tamam hadi. Ayağınızı sikeyim ya. Sal bu. Tendré que salir esta noche. ¿Te acuerdas de Ali? Sí. ¿Y qué? Le ha llegado la carta de expulsión y es su última noche. No jodas. ¿Y se va a tener que ir a Turquía ahora? No, pero se va de Madrid. Le encontramos un curro en Madrid y se va ahí. ¿De qué? De profesor de turco. Venga ya. ¿De qué puede ser? ¿De qué va? Joder, yo qué sé, puede ser de cualquier cosa. No, no puede ser de cualquier cosa. ¿Qué vais a hacer? Jugar cartas, fumar puros. Chao. Adiós, que te den. Buenas noches. Estoy alegre. Gracias, caballero. Hace mucho frío, ¿no tenés frío, tío? Lo que no tengo más cojones que aguantarlo. Mira, qué bonito es la calle desde aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí vivimos en la parte más bonita de la ciudad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero bueno. ¿Pero qué? Lo que pasa es que el barrio ya no es lo que era. Ahora está lleno de maleante, de mangante. Una vez que yo tuve el niño, me fui. Yo no dejo aquí a mi niño para que se críe, ¿entiendes? Entiendo, entiendo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chulo. Cuidado que te va a mojar. Buenas noches, Martín. Hola, cariña. Escuchar las broncas de jefe, ni de coña. Así se habla, chaval. Te invito a la cerveza un chupito. He quedado con colegas. Otro día, ¿vale? Hay chicas buenísimas. No, gracias. Es que he quedado con colegas. No te lo pierdes. Buenas noches. Buenas noches. Sayılıyor mu akşam bugün? Bana mı dedin? Ha, sana dedim. Bir saniye. Ne kadar yapmışız? 1865 yapmışız da. Ha. 1855 var. Bir hesapladın mı ya? 3 kere kontrol ettim. 10 euro eksik. Lan Yusuf, domatesin pişini koydun mu kasaya? Orada olması lazım. Hani? Tamam, onu düştükten sonra 10 euro eksik zaten. Otur Yusuf, otur. Düştüm onu Yusuf, düştüm.
işte. Allah Allah, cins ya. O Arap'tan aldı mı parayı sonra? Hangi Arap'tan? Kapının yanında oturan. Ya hangisi Tarkan, hangisi? Bin tane Arap var ya. Lan oğlum Almanca konuştun ya. Hepsi Almanca. Lan nesi vardı onun? Bir normal bir ayran. E 6 euro eksik yine. Sen ben ondan alacağım demedin mi? Lan Yusuf, kasaya kim basarsa parayı o almıyorum oğlum. Beni domates almaya göndermedin hayvan. Lan ne domates? Lan kavga etmeyin. Abi mi konuşuyoruz lan burada? Kaç kere dedik önce parayı alın sonra döneni verin diye. Ya söylüyoruz abi Yusuf'a ama dinleyen yok ki. Tarkan, seni de biliyoruz biz, konuşturma adam. Ne biliyorsun oğlum, ne biliyorsun? Daha söylesene. Ya Tarkan hadi git işine be. Ne oğlum ne söyle, herkes bunu söylesene. Lan! Ne yapayım lan ben şimdi? He? Ne yapayım lan? Maaşınızdan mı keseyim? Ne yapayım ya? Amcam gibi olmayayım diyorum ama her gün geliyorum, bir sorun ya. Bir gün para eksik, öbür gün ekmek, doğru mu? Doğru. Böyle konuşmak istemiyorum ama konuşturuyorsunuz insanı ya. 1-2 euro olsa derim kaçmıştır. 10 euro eksik, 10. 6 euro eksik abi. Ya çıkar bir yerden ya. Ya çıkar bir yerden diyorsun da çıkmıyor işte. Çıkmıyor. Sonra zam istiyorsunuz. Avans istiyorsunuz. Ya ben kazanayım öyle vereyim ben size ya. Ben kazanmadan size nasıl zam vereyim ya? Geliyorum dükkan pislik içinde. Bak. Ben olsam ben de girmem bu dükkana ya. Ayağa kaldıralım buraya eskisi gibi. Vereyim o zaman size zam. Biz eskiden ne güzel iş yapıyorduk değil mi Tarkan? Aa öyle. Sen niye tıraş olmadın lan yine? Vaktim yoktu. Ne demek vaktim yoktu? Allah Allah şu hale bak. Kaç kere dedim şuraya bir tıraş bıçağı alın diye. Nerede? Yarından itibaren herkes tıraşlı gelecek. Ya konuşmayalım artık aynı şeyleri ya. Cengiz gelmiştir, aç. Vay! Cengiz kardeşim gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gitmiyor muyuz? Ha, hadi alın torbaları da gidelim. Evet. Cigaralık var mı lan? Var. İçecek bir şey var mı? Var. Ne istiyorsun? Ne var? Bira var, vodka var, şarap var. Biraz da viski var. Şivas. Lan ilk önce şu odanın haline bir bakın lan. Şivas alacağınıza. Çikolata var mı lan az da olsa? Yok. O kadar da değil lan. Ey sonra siktir et. Gel şuraya. Al. Şu yastığı sırtına. Eyvallah. Hazırsın. Ne olacak abi? Hepsi bir sırt çantası zaten. Ali Bey, şimdi ne olacak? Biliyorsun Ali, adamla anlaştık. Gideceğiz oraya, beraber çalışacağız. Zaten o çocuk da işi çok iyi bilmiyormuş. Başka da alternatif yok zaten. Peki sen hiç Türkiye'ye dönmeyi düşünmedin mi? Yok abi, düşünmüyorum. Niye? Bu durumda dönemem Halil. 6 yıldır dışarıdasın. Hiç mi para biriktirmedin derler. Peki senin cezan duruyor mu Türkiye'de? Ya af çıktı. O şekilde yırttık. Ama askerlik var. Gidemiyorsun yani. Yani gidemiyorum. Bak abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Gerçi sana laf söyleyecek adam değilim ama. Ya söyle be Halil'im. İşte senin gibi bir adam söylesin. Ya bilmediğin şeyler de değil de nasıl diyeyim. Sakinleşeceksin oğlum biraz. En azından bir süre ya ne bileyim. Bak geçen günü mesela herife bağırmışsın. Neden karıyı restoranda sikmene izin vermedi diye. Oğlum misafirleri varmış herif. Son dakikada gelmişler. Sen oradan bağırıyorsun. Siz şerefsizsiniz de bilmem ne. Geçen günü Serdar'la da aynı şekilde. Tutamıyor musun oğlum kendini? Her olaydan sonra herifler gelip beni arıyorlar. Gel bunu al,
Seni dinler yoksa öldüreceğiz biz bunu. Ya çocuk bunlar Halil ya. Sen onlara mı inanıyorsun bana mı? Bilmiyor musun lan bunların Nebuk olduğunu? Ya ben senin de Nebuk olduğunu biliyorum oğlum. Senin kadar düzensiz adam görmedim ya. 3 ay evimde kaldım, bir defa odanı toplamadın ya. Yalan mı? Ya yalan değil. Dur biliyorum. Sözümü bitirmedim. Geçen sabah kalktım, Pablo bağırıyor. Neden soğanların üzerinde kullanılmış prezervatifler var diye. E ne diyeyim ben herife? Geldim yanına söyledim, yataktan bağırıyorsun herife. Car car yapmasın, ağzına sıçarım. 10 kilo soğan alayım ona falan filan, o artık yani. Ya Halil düzelteceğiz de engel koyuyorlar. Ya kim engel koyuyor? Neyse sen boş ver şimdi bunları. Sen git oraya adam gibi çalış, dişini sık. Hem küçük şehir oğlum orası. Valladolid. Para da biriktirirsin. Benim istediğim de bu zaten ya. Ve deniz kıyısında küçük bir çay ocağı. Ben sükunet istiyorum Halil. Ha işte oğlum bak 2 yıl dişini sıksan yaparsın ya öyle bir yer kendine. Dalga güzelmiş değil mi? Göreceğiz bakalım. 6 yıldır şu amına kodumun Avrupa'sındayım. Daha bir baltaya sap olamadık iyi mi? Ama çok şey gördüm ha. Bir sürü pisliğin içine girdim çıktım. Her milletten adam tanıdım. Bir sürü de değil öğrendin. Ama kendini çok geliştirdi bu çocuk diye kimseye madalya takmıyorlar oğlum. Bak oğlum Amerikalılar Afganistan'a girmiş. Açsana oğlum sesini. Ajans alalım. Sabah gazetede gördüm bunları. Rambo gibi çizmişler hepsini herhalde. Maskeler falan. Ama bu herifler o toprakların faresi olmuştur abi. Bunlara o vitamin Kellogg's hikaye hız gelir. Bak sana başka bir şey daha diyeceğim. Geçen gün Tarkan kızı almış gelmiş. Sizi dışarıya çıkarmış. Siz de herife kızmışsınız. Kızmadık ya. Kızmışsınız abi. Herif yanımda hatun olsun babamı bile sokağa atarım diyor. Hem o kadar yardım etti sana. Bu Tarkan iyi çocuk da bazen yanlış yapıyor abi. Bak nasıl konuşuyor hala ya. Oğlum 2 aydır herifin evinde kalıyorsun bedavadan be. İyi de bu kadar iyilik de bazen adama koyuyor Halil. Oğlum o kadar koyuyorsa kaldıracaksın kıçını biraz be. Aha girmişler mi? Dağıttın Arapları amına koyayım. Oğlum onlar Arap değil lan Afgan. Hani şey amına koyayım. Hep sırsız değil mi bunların? Vur lan vur. Ne haber Halil? İyilik baba senden. Ben yokken bu da beni soran oldu mu? Oldu abi. 2 saat de dükkanda bekledi. Seni aradık ama cep telefonun kapalıydı. Hocam ya. Sen bu cep telefonunu niye üzerinde taşıyorsun? Üzerinde taşıyorsan niye kapalı tutuyorsun? Beklesin amına koyayım. Biz de bekledik çok zamanında. Sen Venezuela'ya mı gittin lan yine? Bizde o kadar para olsa biz de gideriz tabii. Para nerede lan? Hadi lan. Bir de ne parası diyor. Yusuf. Senin kızın seni merak etmesin lan. He? Haber verdin mi oğlum? Aradım, söyledim. Halil'in son gecesi dedim, çok geç kalma dedi. Senin hatun nereliydi Yusuf? Paraguaylı. Şş Halil lan. Ya şunları keser. Eyvallah. Halil gidiyorsun ha? Kaça anlaştın adamla? Anlaştık işte bir fiyata. Halil kardeşim. Seni ne oluyor lan? Severim bilirsin. Al sana birazcık güzelenden. Siktir lan. Ha. Oğlum çok iyiymiş lan bu. Aralı oğlum. Kimden aldın? Arap'tan aldım. Döner yedi. Parası yoktu. Bunu verdim. İyi valla. Şimdi bana bak. Şimdi sana bir kağıt göstereceğim. Oğlum bana kağıt falan gösterme artık ya. Yeter be. Ya. Elektrik idaresi kağıdıysa hiç gösterme. Ya. Oğlum ya. Senin şirketin falan. Ya oğlum ne biçim adamsın sen ya? Dur be ya. Yorum bir açıp baksana. Anı seversen bir oku lan. Ne lan bu? Ne oğlum bir oku lan ya. Oku lan oku. Lan üstüm başımı. Ya okusana oğlum be ya. Ne yazıyor lan? Şşş. Ne yazıyor? Şşş ne yazıyor oğlum? La! Ya bir oku lan. Bir şey. Ne yazıyor lan? Ya şşş. Oğlum. Bizim oğlan galiba gitmiş hatuna vurmuş. Hatun da gitmiş bunu polise şikayet etmiş. Vay hadi kahve. Oh vurmuş lan. Yusuf.
yosun artık yosun. Duştan yosun, oturma izni işlemleri dondurulmuş oğlum. Yazık lan. Yosun lan. Bir de benim kağıtlarım niye gelmiyor diye bağırıp duruyorsun lan. Gelmez lan usta ses sol. Oğlum ben bunu anlamıştım işte. Ben ama geri zekalısı ya. He ya oğlum köyden mi zannediyorsun kendini ya? Allah. Şakalım. Yosun biliyor musun lan bu kağıdın geldi? Yok bu öyle geldi. Bana bak, açtığımız öğrenirse vallahi vurur hepimizi ha. Bak sakın bununla ilgili şaka falan yap. Bak, Arkan. Ya deli misin oğlum, ne şakası? Vurur vallahi ha. Serdar o gemide ikinci aşçı yardımcısı mıymış? Çin gemide gitmiş oğlum o adam. Oğlum ben bir keresinde anlatıyor. Meteorolojiden haber gelmiş. Dev bir dalga yaklaşıyormuş. 1,5 gün sonra da gemiye çarpacakmış. En yakın kara da 1 gün uzaktı. Ya tam tersi. 1,5 gün karaya, 1 gün dalgaya. Her neyse önemli değil. Ya nerede olmuş bu oğlum? Çin denizinde. O nerede ya? Avustralya ile Çin arasında. Dalganın boyu da 27 metre. Oha. Evet. Tsunami gibi bir şey yani. Tsunami nedir ya? Dev dalganın Japoncası işte. Ha, beni Japonca da biliyor ha. Vay vay vay. Bak kaçacak yer yok. Kaptan demiş ki canını seven denize atlasın tamam mı? Yapacak hiçbir şey kalmamış. Ondan sonra bu dalga gelmiş. Öyle. Kaç derece? 180 derece dönmüş. Sonra 270 derece dönmüş. Sonra 360 derece dönüp doğru Japon adasına doğru gitmiş. Japon adasına çarpmış, bütün Japonlar da gebermiş. Kaç kişi?
Tarkan, sen yanlış anladın. Bak şimdi 360 derece dönünce gerisin geriye gemiye çarpıyor. Ya yalan söylüyor ya. Ben onun kardeşini tanıyorum Almanya'da. Oğlum, şimdi biriyle Çince konuştun ne abi? Ha, gördün mü? Şşt, lan televizyona bak. Hep aynı kavrayı izledim. Lan Halil, şu kıllı şişko adam sana benziyor lan. Sindir. Hep aynı karıyı düzüyorlar ya. Yazık lan kıza. Ali. Ha. Erdem'i hatırlıyor musun lan? Geçen gün gördüm. Erdem. Erdem, porfolar Erdem. Düzenimi falan kurdum dedi bir şeyler ama. Dünyanın yanında mı ne çalışıyormuş? Sence... Tom'un parasını o mu çalmıştır abi? Bilmiyorum abi ama orada o işi yapacak başka kimse yoktu galiba. Tom kim? Komünist Tom ya. Sen tanımazsın. Alman bir çocuk işte. Moruk, bundan sonra Tom'a bedava döner yok, tamam mı? Tamam, arkadaşımız. Bizim insanımız ama. Bir de 5 tane vermişsiniz ya. Kim vermiş ya? Siz vermişsiniz. Aç beslemiyoruz burada. Dükkan işletiyoruz. Tarkan. Siz o çocuğun parasını almadınız mı? Lan sen almışsındır diye düşündüm. Sen konuşuyordun lan oğlum. Ulan asıl sen konuşuyordun lan Elif'le. Ya ben ne konuşacağım onunla oğlum? Asıl sen konuşuyordun ya. Ya ben döneri yapıyordum, sen Elif'le köşede konuşuyordun. Utan be. Ya ben ne konuşacağım onunla ya? Senin arkadaşın. Kesin lan. Kesin. Bundan sonra bedava verilmeyecek, tamam mı? Ya Erdem kimdir ya? Sen tanımazsın. Eskiden biz de beraber çalışıyorduk. Porfa var Erdem. Salatacı. Hı, arkadaşlarıyla çalıştıkları gemiyi çalmışlar. Barcelona'dan Valencia'ya götürmüşler lan gemiyi. Yapma ya. Yapma değil, Avrupa. Kız gelmiş cama yapmış. Bir türlü gitmiyor, gönderemiyoruz, aldırmıyoruz bir dışarıya. Tamam mı, eline bir tane faraş ver. Sen niye söyledin ben? Ondan sonra benim elimde sopa var, ben bunu alıyorum falan. Halil! Ne var be? O karıya niye söyledin benim Bitlisli olduğumu? Oğlum sen ne diyorsun ya yine? Sana ne oğlum, sana ne? Oğlum karı gitmiyordu lan, gitsin diye söyledim. Her gelen orospuya söylersen benim nereli olduğumu. Oo! Sen o karıya niye orospu diyorsun lan? Parayla birine verdiğini mi gördün? Hollandalıyla evlenmiş oğlum. Nasıl he? O kadar Türk varken, Kürt varken niye gidip Hollandalıyla evlenir? Oğlum sen de Paraguaylı'yla evli değil misin lan? Ne yani? Paraguaylı'yla evli olmak kötü bir şey mi? Lan ben öyle bir şey mi söyledim sana? Ne söyledin? Ulan sen de yabancıyla evlisin, o kadar işte. Anlamıyorum. Anlamıyorsun. Paraguaylı, fakir, garip. İyi, tamam. Ben bir şey söylemedim zaten ya. Hem sen kendin İtalyanla beraber değil misin? Nasıl he? Berlusconi'yi seçmiş onlar da. Faşist hepsi. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu ya? Faşist değiller mi oğlum? Kesin işte. Lan, kesin. Oyununuza bakın. Ali, uyuma sen de şuna ya. Allah Allah. Hakkını helal etsin. Helal olsun, sen de ha. Baba. Bak, gömlekle sweatshirt sende kalsın. Bende başka var. Sağ ol. Ara sıra bizi ara ha. Sağ ol. Unutma. Olur, ararım. Paran var mı ne? Ya var, sağ ol. Otobüsün saat kaçta? 8'de. Na bak, söylediklerimi unutma ha. Bak, o çocuk için milliyetçi falan diyorlar. Polemiğe falan gireyim deme ha. Başını belaya sokma, tamam mı? Tamam. Hallederiz, merak etme. Durun lan, bir fotoğrafını çekeyim ha. Hazır mısın oğlum? Şşş, flaşı aç lan. Lan ceketi de mi alır gidersin lan? Bu dünyada deri ceketimizden başka neyimiz var ki? Çek lan. Hadi. Çekiyorum. Yakışıklı çıksın ha. Buenas noches. ¿Todavía andas por aquí? Todavía estoy esperando aquí a mi novia. Acabamos de cerrar. No te preguntes cómo puedo tener novia con esta cara y esta barbilla. Ser un colombiano feo es mucho mejor que ser un oriental feo.
Yo puedo encontrar a alguien a mi medida. Una gorda boliviana. Los otros feos tienen que esperar la noche vieja para besar a alguien gratis. Joder, después de este puto frío, sea como sea, me meteré en los gordos pechos de ella. Es algo, después de una noche sin ingresos, mejor que masturbarse. Tiene la costumbre de venir siempre tarde. Así que bueno, a ver si tengo suerte. Me voy, ¿eh? Bueno. Chao. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi vallahi ya, üşümüyor musun sen burada ya? Biraz üşüyorum. Hadi eve gidelim ya, hadi toparlan toparlan. Biz de gidiyoruz işte. Hadi eyvallah. Eyvallah. Видишь, Халил, глупак, все уж ты работай, как тут энергия. А кузнай хезицы, колку ту негу, не бих устанал тук. Без това искам да отида в Канада. Един път намерих един германски паспорт, но ръста ми са го писали грешно. Полицията така ме хвана, ти не си висок 1,90. Мини на страни каза, отидоха ми паричките, е. Compañero, un durito para un bollo. Hola, Pepe. Compañero, un durito para un bollo. No tengo, Sete. Por favor, un porro, por favor. No tengo, de verdad. Un porro, por favor. No tengo, Ose. Venga, socio. No me queda. Por favor. No me queda, por favor. Que no hay. Venga, socio. Primo, no, no tengo. Un cigarro, primo. Toma. Va, venga. Fuego, por favor. Vete a casa, ¿eh? Vale. Por fin alguien me lo recuerda. Me voy a casa. Muy bien. Me voy a casa. Eso es. Me voy a casa. A casa. Muy bien, Pepe. Hostia, se ha metido, ¿eh? ¿Qué hacemos? No sé, oye, ¿estás bien? No te muevas, tú no te muevas, ¿eh? Tú ahí quieto. Tú llamas, llama una ambulancia, ¿no? Sí, 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 sí. Tú tranquilo, tú no te muevas, que no pasa nada, ¿eh? No tengo saldo, tío. Anda, coño, mira. Llama con este, joder. Y tú ahí, ¿eh? Tú tranquilo, que no pasa nada, ¿eh? İyiyim, no te preocupes. Merak etme. Eğer çok koştuktan sonra yatarsan, böyle yorgunluk ayakların ucundan buharlaşıp gider ya. Pasuar gasi. Nerede boğazına sıçtı mı Remsi? Saat 11 oldu. Şuraya bak.
Millet takmış karısını koluna geziyor. Biz şimdi işlemeye başlayacağız. Hangisini koyayım lan Mehmet abi? Bak bu son dördü benim çok hoşuma gitti. Eğer rahatsız etmesin ama duyuyorsun. Kaça aldın sen bu telefonu? Kaça aldın lan? Verdik bayağı bir para ama değdi. Celal, kurban olayım otur yerine. Başım dönüyor sana baktıkça ya. Abi oturunca uykum geliyor. Ya çalma sen de şu heriflerin müziklerini ya. Niye lan? Bizim müziğimize benziyor işte. Nereden aldın bu telefonu? Arabistan mı? Ha. 200 liraya aldım. Olmadı satarım. İsmet abi, sen okumuş adamsın, bilirsin bu. Hangisini koyalım? Caz mı, klasik bir yazanın? 200 mü? Oğlum sorumluluk sahibi olun lan biraz. Çocuğu yaptınız, madem doğru dürüst bakın. E bakıyoruz abi. Çocuk dediğin nedir ki? Büyüyor işte. He. Karı bakınca büyüyor tabii. Oğlum, çarçur etmeyin lan paranızı. Bir şeye lazım olur, bir hastalık olur. Geçen ay 10 günü buna çalıştık işte. Abi sen bir numaranı versene bana. Kağıt işleri için falan hep adam lazım oluyor, sonra bulamıyoruz kimseyi. Bari seni ararız, gelirsin değil mi? He, bir iki gün önceden haber verirsen olur. Ulan zaten sen geçen ay 10 gün çalışmadın. Ha. E kız bir şey demiyor mu bu telefonu aldın diye? Ne diyecek amına koyayım? Çalışıp alıyoruz işte, hele bir desin. Karı Fethi'ye laf diyecek ha. Vurur vallahi Fethi onu. Yok. Bizde vurmak yok. Burası köy yeri değildir. Kapının önüne korumama şerefsizim süründüm. Tabii. Ama biz bir restoran açtık mıydı hayırlısıyla? O zaman bir çocuk daha yaparız. O da ikisiyle oyalansın dursun zaten, başka ne yapacak? Bak sıkılıyor bir çocuk daha. Yavruya bak yavruya. Yavru! Oğlum lan öyle bağırmayın kadınlara be, ayıp be. Abi Türkçe söylüyoruz, Bulgarca söylüyoruz. Nereden anlayacak ki karı? Sen merak etme, o anlıyordur evladım. Abi bak, büyüğümsün diye bir şey demiyorum ama bana öyle konuşma. Biz kimle nasıl konuşacağımızı çok iyi biliyorsun. Biz senin gibi üniversite okuyamadık diye bizi aptal sanma. Parasızlıktan okuyamadık. Ne dedim ben şimdi ya? Öyle çok bilmiş konuşma işte. Celal. Biz kimle nasıl konuşacağımızın hesabını sana verecek değil. Celal tamam sakin ol. Öyle çocuğum falan. Tamam tamam ama ne haliniz varsa görürüm, karışmıyorum zaten. Beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor tabi. Bu çok güzelmiş işte. Yo İsmet abi sen de laf atacaksın ama utancından atamıyorsun. Ya çocuk utanmıyor işte. Aynı şey değil mi Celal kardeşim? Çal! Alo. Bonsuar mi? Bonsuar. D'accord. D'accord, d'accord. Bonsuar. Bonsuar. Hadi toparlanın da başlayalım. Zaten bugün çok bir şey yok. Bir iki masa, birkaç tane avize, biraz lamba, o kadar. Hadi. Aa, bir sürü şey vardı da söylemiyordur o. Hadi pehlivanlar iş başına. Sen de Normanlı mıydın? Yok ben Gürcel'liyim. Gürcel'den haykırıcı çıkar. Güreşçiler der onu. Kurtarırım Mehmet Halil'in deli olmadı mı? Kurtarırım, salak. Zencinin yanındaki sarışına bak. Bize vermezler, bunlara verirler işte. Hadi oğlum hadi, taşınacak bir sürü şey var, hadi. Haceli. Heh. Bak ne yapmış adam. 3 nokta koymuş resmin köşelerine, o kadar. Kim bilir kaça satılacak. Ben de yaparım bunu. İsmet abi baksana resme, deli ne kadar güzel gelmiş. Sanki anlıyormuş gibi anlatır. Ne cins adamı. E bunun taşları yok mu? Listede görmedim. Olsa burada olurdu herhalde. Prezentasyon yok he. Şimdi bunu yapacağım, keşke kapatıyor. Tamam lan anladık. Amma abi şu
Sanki mermerden yapmış ki o. Kim icat etti lan onu? Horasanlılar. Bugünkü İran falan. Belki de Hintliler icat etmiştir. Onlar değilse de Araplar yapmıştır. Sen de her kavmi saydın. Öyle cevap ben de veririm. Sormayaydın o zaman sen de. Zaten buraya ne bok geldiyse bizim bu taraftan gelmiş. Tuvalet, yoğurt, buğday. İş. Bunun yetinen amma para almıştır ha. Para değil de buğday diye okuduydum ben. Nasıl yani? Şimdi Frank ülkesinin kralı bu oyunu çok sevince bunu getiren tacire dile benden ne dilersen demiş. O da buğday istemiş işte. Amma adına. Vallahi bak. Her kareye bir öncekinin iki katı buğday koyun demiş. Kral da enayiye bak deyip kabul etmiş. Bunlar başlamış buğday koymaya. 1, 2, 4, 8, 16 böyle gidiyor işte. Bunlar 30. kareye falan geldiklerinde sayı o kadar büyümüş ki işin içinden çıkamaz olmuşlar. Bütün saray başlamış buğday saymaya. Matematikçiler falan girmiş işin içine, gene de çıkamamışlar işin içinden. Duydun mu la Celal ilk satranç tahtasının hikayesini? İlki olmasa bile ilklerden biri işte. Sonra da bakmışlar işin içinden çıkamıyorlar. Vurmuşlar tacirin kafasını. Sonra da bize barbar derler amına koyayım. Barbar olmayan millet mi var be? Siz bu Fransızların Afrika'da ne katliamlar yaptıklarını bir bilseniz dudağınız uçuklar. Celal tek başına kaldırma oğlum onu, belli kıracağım. Biz bundan daha ağırlarını da kaldırdık. Ya tamam kaldırmışsındır inanıyoruz da. Ya hem dengeli bir şey değildir o. Lan oğlum önünü de görmüyorsun. Dikkat et evladım. Abi bak bana evladım deme. İyi bir duman kalkır artık İsmet ha. Ne kadar hayvan bir insansın sen ya. Sen orada karı gibi resimlere bakarken ben burada koskoca masayı taşıyordum. Bekle dedik sana, beraber taşıyalım. Ne zaman dedin? Lan sen kaldırmadan önce demedin mi? Yeter lan. Kesin tamam be. Tamam. Tamam. Bak bu. Bak be. Qui a fait ça? Qu'est-ce que ça change? Comment ça qu'est-ce que ça change? Tout ça que personne n'a assez d'argent pour payer. Et qu'est-ce que je fais moi maintenant? C'est moi qui vais le payer peut-être. Ce lustre vaut 5000 euros. Ne faut pas attendre, mais tout est assuré, pas vrai? Mais c'est pas des papiers d'assurance qu'on va vendre demain. On va vendre un lustre. On aurait dû vendre. C'est toi, hein? Chut. C'est un accident. Non, faut pas un plat. Mais moi, demain, je dois affronter François. Si François dit quelque chose, dis-lui que Smith va parler de ce trafic, ok? Le fausse déclaration, le vendre de faux, je dirai tout, t'entends? Vas-y, dis-le. Et demain, tu te retrouveras à la porte avec eux. Ah, man, je n'ai rien à faire. On n'est pas fou de ce plat. Dis-moi, Lan. Ah, ça va? Alors, c'est parfait. C'est fini. Partez. Et passez à la fin du mois pour votre salaire. Pas de problème. Yürüyün lan. Zaten hepsini yerleştirdik. Pardon İsmet abi. Sen de başını belaya soktuk. Sikir et lan, yarın unuturlar. Yürü. Fethi. Hadi lan. Hadi oğlum oynama. Remi. Oru var koçum. Şimdi ne yapacağız lan? Sayende işimizi de kaybettik. Allah büyük buluruz bir şeyler. Allah'ınız. Tövbe tövbe. Sen Allah'ın bulsun bize iş o zaman. Doğru konuş, zaten kafam bozuk. Caner'e geri dönüş yolu gözüktü bize İsmet. Hangine döneceğiniz? Serdar'ın yanına. Ben onun yanına dönmem. Döneni siksinler amına koyayım. Niye lan? Ne yaptı size? Ya eski dükkanda çalışırken eser satmakla suçladı bizi. Bak. Biz kim lan? Ben de Mehmet. Bana da çatta. Vay hadi herif. Bak 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 bak. Haberimiz bile olmadı ha. Bana bak, ne dedi lan? Ya ben bunlara bir şaka yaptım. Ben garsonum o zaman, biliyor musun? Evet. Bunlar bir sipariş verecek oldu, karıştırdılar. Savaş çıkarttınız lan dedim. Aslında Hasan'la dalga geçiyor, bizim Bulgar Hasan'la. Siz bizimkilerle daha dalga... Nasıl? Ne alakası var şimdi? Hasan Türkçe bilmiyordu, bir şey anlatacak oldu. 10 saat anlatamadı onun için. Neyse. Bu başladı saymaya abi. Siz eser içiyorsunuz, siz eser satıyorsunuz. Patron beni biliyor. Çık dedim lan dışarı. Çık dışarıdan anlat götün yiyorsa. Çıkmadı it oldu it. Sonra da benden özür diliyor pezemek. Başka ne dedi? Daha ne desin amına koyayım. Ulan o dediğin ta ne zaman oldu? Sonra beraber çalıştınız siz. Bana bak. İşte de içiyor muydunuz lan? Evet ama işi aksatmadan dışarıda. Sen bana bir kahve getirir misin? Nasıl kahve abi? Sen yeni misin? Evet abi yeni başladım. Hayırlısı olsun. İlyas yok mu? Abi arkada yemek yiyor, çağırayım mı? Yok. Sen bana bir kahve getir espresso. İçine de bir iki damla konyak at. Tamam abi. İsmet abi.
Sen de iyice Fransız olmuşsun ha. Hadi lan gidin işinize hadi. Bir gün de manyak. Biz aynı evde kalıyoruz bunda, yukarıda dükkanın üstünde. Patron da bizimle kalıyor hafta sonları. Sarhoş geldi bu eve. Bıçağı benim yastığın altına koymuş. Sonra beni uyandırıyor. Diyor, sen niye beni öldürmek istiyorsun diyor. Bak. Dedim ne diyorsun sen manyak? Git yat uyu deli. Sonra bıçağı gösteriyor. O zaman bu ne diyor? Hasta. Manyak o adam. Manyak. Allah'tan patron uyanıkmış da görmüş bütün bunun yaptığını falan. Yoklanınca bizi suçlu durumuna düşürecek imansız. Sarhoş işte. Allah çok şey var da anlatacak. Neyse. Bana böyle bir şey yapsınlar vururum valla. Evet en iyi çözüm vurmak. Aferin git vur. Babası var onun şimdi bir de. Ne babası lan? Baba oğlum işte baba. Jean-Pierre baba. Şş bana bak. Yatıyor mu lan yoksa onu? Ben bilmiyorum ne yapıyorsun. Yazık ya. Hepimize yazık. Burada konuştuğumuz şeye bak. Birbirini bıçaklar. Öteki o senedir evine gitmemiş. Bunlar güler. Öteki ipne olmuş diye. Belki. Belki. Geçen gün toplantı yaptık işten sonra. Dedi ondan sonra günde iki ekmek yiyeceksiniz. Sadece iki diyor bak. Dedim Kadir abi. Ben sabahları 10'da 11'de geliyorum buraya. Hafta sonları 3'e kadar çalışıyoruz da. Bari hafta sonları 3 ekmek olsun dedim. Ulan ekmek dediğin küçücük bir şey zaten. He. İlla 2 ekmek olacakmış. Fazlasını yerseniz ödersiniz diyor. Ben de ne yapayım? Sustum artık. Siz daha susun oğlum. Esinlersiniz başınız iyice. Ya geçen gün dedim ama. Beni o Arnavut'la bir koma dedim. Adama veriyorum 1100 euro para. Ben çok daha eski çalışıyorum burada. Bana daha fazla versene. Kapıyı gösteriyor. Kapı orada çık git diyor. Çıkıvereydiniz hepiniz. İki tane çocuk var. Sonra iş de bulamayacağız. Boş ver. Komünistler başa çıkamamış bu zenginlerle. Biz mi başa çıkacağız? Annem Alman bir polisle evlendi. Benim okul da çok iyi değildi. İki defa da evden kaçmıştım ben. Adam beni dövüyordu vallahi. Annem de istemiyor beni. Sonunda attı evden. Bu ne abicim? Bu benim handy bilgisayar. Benim bu. Ben kendi paramla aldım ben bunu. Geri girdim evden çaldım ben bunu. Alman hanımlar beni almıyor. Ben Almanım ya. Polise şikayet etmişler bir de evden kaçıyor diye. Akıl hastanesine kapattılar beni. Ben oradan da kaçtım. Ben Türkiye'ye gideceğim. Para lazım. Bunu uzatmak istiyorum ben. Burada pek anlamazlar bundan ya. Hani bilmiyorum yani. Bir de bana bu gece kalacak bir yer lazım. O kadar atma ya hayvan. İyidir iyidir. Yemek mi yiyoruz ağırlık mı kaldırıyoruz burada? Ya siktir et ye. Şuradan bir ayran versene. Nerede kalıyorsun sen şimdi? Ya arkadaşlar. Tanımazsın Fransız. Şundan mı arkadaş? Arkadaş işte. Yaşlı bir adamla mı kalıyor? Sen nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Et hayvanım söyledi. Ya siktir et. Ben duyarım. Bak ne diyorlar biliyorsun değil mi? Ne diyorlar? Yani bak ben ne kimsenin arkasından konuşurum. Ne kimsenin özel hayatı. Ya ne diyorlar ne? Ya şimdi seninle hiç duymadım deme. Bilmiyorum deme bana ya. Herkes öyle diyor. Benim de onurum gururum. Eyvallah. Ben yapmam öyle şey. Milyon verseler yapmam. Sen okumuş adamsın kardeşim. İnanma bu manyaklara. Onun için sana diyorum ya. Ben bana yalan söyleyecek halin yok herhalde değil mi? FETÖ'cü mü söyledi? Yok. Yemin et. Vallahi. Yemin et. Vallahi. Onun yüzünden kaybettik restoranı zaten. FETÖ şurayı temizler misin diyorsun? Harbi böyle bak rica minnet. Sen bana emir veremezsin. Hani ortaktık, hani kardeştik. Ortak mıydınız ki siz? Kasa açıktı ha. Sor görürsen kasa açık mıydı değil miydi diye. Delikanlı gibi söylesin. Bir tane de Rus orospu bulmuş. Çocuk yanmış bir de salak. Para yediriyor ona. O çocuğu acıdığımdan işe aldım zaten.
İnsan üzülüyor lan. Ama o bütün gün şey yapsın. Esrar içsin, karıya kıza baksın, müzik dinlesin. Hep mi böyleydi, Mehmet mi başlattı? Ya hep böyleydi, Almanya'dan beri. Şimdi Mehmet, Celal, bir de o İsmet abiden iş istediler, öyle mi? O Celal de adam değil. Manyak o herif. Niye? İki lafından biri Allah büyük, ben Allah'a güveniyorum. Sonra karıya kıza bakar. Aldı evin sahibinin kızını siker. Çikolata için ha. Yok, o cigaralık içmiyor ya. Ya bildiğin çikolata. Her şey beklenir o itten. Yine de insanların arkasından böyle konuşma. Onlar insan mı be? Ben onlar gibi 10 tanesini cebimden çıkarırım. Oğlum ayıptır. Milleti kendinden küçük görme. Onlar işte beni öyle görüyor. Hangisi restoran açmış? Kaç yıl oldu o ülke benim, bu ülke benim gezip dururlar. Doğru mu? Doğru mu? Ben gemide çalışmışım. İnşaatta çalışmışım. Aşçılık yapmışım. Onlar ne bakıyormuş amına koyayım? Halter şampiyonmuş. Ağzında bir şey varken öyle konuşma. Bayağı hep etrafa saçılıyor. Saçılsın, berekettir. Tamam sadece nasıl yemek yiyeceğimizi. S'engagent à faire tout leur possible pour éviter les dommages collatéraux pendant la traque. La communauté internationale est divisée entre le camp de ceux qui approuvent l'intervention des États-Unis et ceux qui s'opposent à une solution militaire. Comme le montrent les images diffusées par Al Jazeera au Qatar, les bombardements sont intenses. Les Afghans déclarent qu'ils ont déjà affronté les Russes. Se battront aussi contre les Américains. Biz Amerika ile müttefiz olun, bize bir şey olmaz. Cihaz çağrısında bulmuşlar. Bak Celal, seni çağırıyorlar. Ben onları Müslümanlıyım. Oğlum ben sana garip sanırım. Ne demiyorsun ki? Bakacağım erkek hanım. Ama birazcık saygı ne olur. Siz Türkçe konuşuyorsunuz diye onlar anlamıyor mu zannediyorsun? Anlıyorlar mı sence? Anlıyorlar tabii. Önce bağırıyorsunuz, sonra arkalarından ha 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 hi hi hi. Bakışlarınızdan da belli oluyor zaten. Ben böyle değildim vallahi. Ne diyorsun? Bu ne demek şimdi ya? Sen kendini bilmiyor musun? Allah büyük bak. Vallahi ben böyle değilim. Bırak şimdi Allah'ım Allah. Sinir etme adamı. Ne alakası var? Senin kız kardeşine laf atsalar yıkarsın dünyayı. Yıkarım tabii. E sen de yapma o zaman. E tamam ben arkadaşlarım sorayım. Çavuş. Hey Mehmet abi. Nasılsın? İyi de otursana. Sen bir dışarı gelsene, seninle bir şey konuşacağım. Ne diyeceksen burada da oğlum. Yabancı mı var Allah'ım? Sen bir gel. Özel. Burada olmaz. Otur. Serdar. Bize selam vermek yok mu lan? Nasılsın İsmet abi? Bir şey yok. Sen ne yap izinden Müslüman? Cihata çağırıyorlar, duydun mu? Koş. Ben onlar Müslüman ne işimiz? Sayısında işimizi de kaybettik bu gece. Niye? Hayırdır İsmet abi? Amerikacı da avize devirdi beyefendi. Kafa çalışmıyor ki. Fethi, adam gibi oturacaksanız oturun yoksa siktirin gidin ha. Serda sen ne yapıyorsun? Kim çalışıyor yanında? Ya yanımız falan kalmadı artık. İsmail de dükkanı aldı benden. O da bunun yüzünden oldu işte. Ne benim yüzümden oldu ama? Küfürlü konuşma bak. Şşş. İsmet abi sen karışma. Bırak ne diyeceğiz edesin bakalım. Ulan it. Sen sarhoşken seni kumarhanelerden barlardan kim topladı? Sabah geliyordun 7'de 8'de eve yalan mı? İşi aksattığımı gördün mü sen benim? Günlerce tek başıma çalıştım lan. Serdar kalk iş var. Serdar her birine yetişemiyorum. Serdar tek başıma olmuyor. Yok ben uyuyacağım, öyle dükkan batar tabii. Ulan bir de yalan söylüyor. Senin kafan hep iyi. Serdar bir şey içer mi? Şarap söyle. Benim orada bir şişe var. İlyas biliyor, oradan versin. Kurban olayım ben seni az mı eve gönderdim sen yalnız çalıştıktan sonra? Kardeş bak. İsmet abi. Ben dükkanı kapatıyorum. Bunun gittiği yerlere gidiyorum bunu aramaya. Bana bedava burunluk veriyorlar. Bunun arkadaşı değil. Serdar bak arkadaşımsın. Milletin önünde yalan söyleme bari. Ne boka battığını herkes biliyor. Adam ol. Ulan acıdık sana, çoluk çocuğun var diye. Ta Almanya'dan buralara birlikte geldik, bir de yalan söylüyor deme bana bak. Sen ne zaman bana acıyacak kadar adam oldun ya? Sana herkes acıyor. Yalan Mehmet abi. Ben bilmem ne varsa aranızda. Bırak bana bak bana. Kim acıyormuş lan bana?
Bağırmadan konuş ya da gel dışarı çıkalım. Duysunlar amına koyayım. Biz senin gibi ibnelerle takılmıyoruz oğlum. Sen niye milletin arkasından konuşuyorsun lan? Bu sizin de arkanızdan konuşuyor. Kimin arkasından? Arkadan konuşanı siksinler. Tamam be. Ne duydun lan? Ben yedi devlet kes. Ne duydun lan? Ne duydun? Kes artık. Tamam be. Yeter. Gidin buradan birbirinize. Hayret bir şey ya. Yerinizde bir sikinizi doğrultamamışsınız. Birbirinizi suçluyorsunuz sonra. Ulan ne güzel dükkanımız vardı be. Ha? Yutamadınız elinizde. Bir de boşu boşuna legaluga yapıp milletin kafasını şişirmeyin burada. Koca adamsınız. Biz nerede hata yaptık diyecekler. Yok sen onu yaptın, yok sen bunu yaptın. Bakın size bir şey anlatayım. Kaşın bizim köyde genç bir çocuk bir koyun çalmış sürümün birine. Jandarmaya şikayet etti. Ya ne alakası? Sus ulan sen ne anlarsın? Allah Allah. Neyse. Jandarmaya şikayet etmişti. Jandarma yakaladı bunu. Köydeki insanların hepsini bizim oradaki görün başına topladı. Kaş var ya. Gördü olmuş ya da yarı dönüyor. Jandarma komutanı tuttu çocuğu boynuna. Bu size ders olsun. Çocuk boz gibi suya soktu çıkardı. Soktu çıkardı. Soktu çıkardı. Çocuk lan böyle. On dakika boyunca çocuğu suya soktu çıkardı. Kimse gık demedi ama. Sonra bırak tetiği sonra çocuğu oraya. Alın bunu götürün sonra da ne haliniz varsa görün dedi çekti gitti. Sonra bizim köylüler birbirlerini suçladı. Çocuk öldü gözlerinin önünden. O ne la? Bir tane koyun. Çocuk kesmiş yemiş. Bizim köylüler hala konuşup duruyor. Yok senin yüzünüz var. Yok böyle oldu. Yok böyle oldu. Il est la source du christianisme et va inspirer quelques siècles plus tard le Coran, le texte de İşte böyle. İslam. Hayır çocuk görmüş artık seninle konuşuyorsun. Ben. Les personnages qui peuplent ces pages ont accompagné l'Occident depuis plus de 2000 ans. Notre imagination a été emportée par leur histoire. Moïse et l'exode d'Égypte, la prise de Jéricho par Josué. Et bien d'autres récits qui ont pour décor le Levant et la terre de Canaan. Mais pourquoi l'Ancien Testament a-t-il été écrit? Tamam. Yarın görüşürüz. Ben senin yerine bir iki yere iş soracağım. Sen de inşaatlara bak, tamam mı? Une science moderne est venue apporter à ces interrogations des lumières ouvertes qui ont dégagé les lumières. Hadi uğurlarız. Selam söyleyin ya. Aleyküm selam. İyi geceler Mehmet abi. Baba bir şey olursa haber ver. He. Sen nerede miydin? Şurada. İyi geceler İsmet abi. İyi geceler. Ya kusura bakma senin de başını ağrıttı. Cahillik işte. Estağfurullah. Olur böyle şeyler. İsmet abi sen ne biçim müzikleri dinliyorsun ya? Hadi lan git işine hadi. Bak Müslüm'ün son kaseti geldi bak. İyi götürüyorum da dinleyelim. Götür. Unutma. Ha. İsmet abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi benim bu akşam kalacak yerim yok. Almanya'dan geldim ben. Param da yok abi. Bu ne lan? Bu benim handi bilgisayar abi. Ben bunu aldım. Para satmam lazım benim. Çaldım evden girdim. Bunu aldım ben tekrar. Ben Almanheimler almıyor çünkü. Akıl hastanesine kapattılar beni. Ben tamam abi. Tamam. Tamam. Abi kalacak yer yok. Annem polisle evlendi. Polis de beni dövüyordu. Tamam. Bunu kes. Polis tamam. Arıyor. Tamam. Tamam. Abi kalacak yerim yok. Vallahi param da yok. Ben treni atlayıp geldim buraya hem. Yok anladım. Geç şöyle geç. Gir içeri. Gir. Yes.
arkadaş bu gece kalacak bir yer arıyor. Sağ ol abi. Dış nerede ya? En son sendeydin. Oh be. Oh be. Ulan ne güzel işmiş ya bu. Vallahi keşke bizde de böyle olsaydı zamanında. Bizim ülkede nerede be Can? Ya bizde bir lisede müdür vardı. Bak kız arkadaşınla koridorda yürüyorsun, tamam mı? Herif nasıl bağırıyor ama. Ben pezevenk miyim ulan? Ya lisedeyiz. Güya bir de fen lisesi bu. En iyi hocalar olacak falan. Ama doğru be Cem. Şimdi yani sen kızlarla erkekleri aynı yatakhaneye koyarsan yani çıkar rezillik be. Ya niye çıksın be oğlum? Ha? Çıkar Cem. Sen daha iyi biliyorsun. Şimdi Alman kadınlar kocalarımız bizle yatmıyor. Biz o yüzden Türk erkeklerle sevişiyoruz diyorlar ya. Hı. Yani demek ki o kadar serbestlik de iyi değil yani. Türk erkeklerinin bu cinselliği hususunda duyduğum en saçma hikaye de şu. Suudi Arabistan'daki Malezyalı kadınların sadece Türk erkeklerine verdiği. O neymiş böyle? Bana da bunu baharat fabrikasında çalışan bir tane hamal vardı. O anlat. Ya aslında aşçıymış. Geldi böyle yanıma. Abi bizim karga büyük ya. Ya bu güya Almanya'dan kaçak BMW'leri Suudi Arabistan'a götürüyormuş. Bunun kelle başına 3000 mark veriyorlarmış buna. 208 çeşit de soğuk mezesi var. Abi ben Bolu Mengen'de ağaççılık okudum ya. Bir de fabrikanın sahibinin yeğeniymiş bu. Ulan hamal işte. Memleket hikaye dolu ya. Asıl hikaye sendedir oğlum. Biz bir şey değil ki. Bir sürü memleket gezmişsin. Sen biliyorsun. Ben ondan anlatıyorum sabahtan beri sana. Hollanda, İsviçre. Torunlarımı anlatsam hayatta inanmazlar bana. Torunlarını nasıl anlattığına bağlı tabii. Çocukları yanına çağırıp, bakın yavrum, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Alman kadınlar sadece Türk erkeklerine veriyorlarmış. Dersen inanmazlar tabii. Öyle deme Cem. Sonuçta biz de Alman bir kadınla evlenip geldik buraya. E sen bana iticacıyım demiştin. O şimdi. Ama önceden Alman bir kadınla evliydim. Evlenip mi geldin yoksa? Yok ama buraya gelir gelmez hemen evlendik. Ha. Anladım. Adı neydi? Inge. Ne yaptın peki? Buraya gelince çalışmaya mı başladın? Yok. Yok nasıl çalışayım? Almanca bilmiyorum amına koyayım. Ne? O mu baktı sana? Hmm. Oh be. Ahmet Bey vallahi kimse bakmadı bize. Vallahi billahi. Sonra? Ne oldu sonra? Sonra hatun başkasıyla birlikte olmaya başladı. Yapma ya. Ya. Nereden öğrendin sen? Kendisi söyledi. Asiktir. Sen ne yaptın peki? Vurdun değil mi? Hmm. Aferin. Aferin. İyi abim. İyi vallahi iyi. Senin sınır dışı etmediklerine şükret yani. Ya diyorlardı da ilticaya başvurdum işte o zaman. Niye vuruyorsun abicim kadına? Yakışıyor mu sana ya? Ya öyle deme Cem. Sen her şeyini ona bağlayıp gelmişsin. Hatun başkasıyla birlikte. Ya seni boşarsa? Lafa Allah Allah. Ya oğlum sen kadına vurduğun zaman
O zaten boşamış seni, bitmiş. Salak mısın oğlum sen? Salaklık değil de. Ne o zaman? Korktum herhalde. İyi ne diyeyim? Bir daha yapma. Ne diyeyim yani? Bir şey soracağım ben ya. Bak merakımdan soruyorum. Yani bilmediğimden soruyorum. Çünkü bizde böyle bir şey yok. Ben hiç ailemde böyle bir şey görmedim. Nasıl vuruyorsun abi kadına? Yani böyle bir tane mi vurdun yoksa bayağı bayağı dövdün mü? Dövdüm dövdüm. Erkek döver gibi dövdüm. Ya bir de bunu böyle söylüyor musun? Utanmadan böyle söylüyor musun bunu? Oğlum o kadın lan. Kadın güçsüz o senden bir kere ya. Bir de solcuyum diye geçiniyorsunuz ha. Bırak abi evet. Boşver. Evet. İnge yenge ha. Sen nerelisin bacı? Romani. Ya ağlama ha. Karnını aç mı? Ha. Bir bardak daha su vereceğim. Ne demek? Konuşsana zorlusun. Evet. Ne zaman geldin Almanya'ya? Bir ay oldu. Benim çalışmam lazım. Ne iş yaparsın sen? Yani iş yani... Baba yani, sen mi kurtaracaksın bunların işine? Uğraşma Yılmaz abi almayın dedi içeri. Sen işine bak ya. Sır. İşine bak. Aşkı baba test kesmiyor Yeter herhalde. Bilmiyorum sen bilirsin. Kapatıyoruz zaten. Kimle konuşuyor Hasan? Romanyalı bir kızla. İş mi istiyormuş? Ha. İş mi istiyormuş? Ha? Kızım bir şey söylüyorsun. Doğru düzgün yapıp versene. Herhalde. Niye gittin o zaman? İş mi var burada? Ha, ne bileyim ben ya? Ya ne? Arkadaşım çağırdı beni. Burada iş var diye. Gece çalışıyor. Ben de çalışmamı istedim. Ama istemiyorum ben öyle bir iş. Ya, iş bulamayız ki sana. Yani yok burada iş. Bu burada çalışmak istemiyor. Uzakta. Bulurlar beni. Oho baba gönder yandakilere belki onlarda iş vardır. Para var mı sakın? Recep sen işine bak. Vallahi bacım burada iş yok. Patron sen misin? Yok. Burada değil mi? Değil. Gelmeyeceğim. Yani geç gelir. Ben çalışmam lazım. Vallahi bacı sen en iyisi Romanya'ya geri dön. Dönem. Baba para verme. Orada mı hala o? Ha. Ne yapıyor? Gel bak kendin. Bir de bakacağım bana ne? Ne soruyorsun o zaman? Akşam ne yapıyorsun? Arman da gelecek. Disko'ya gideceğiz. Oo. Almanya'nın tadını siz çıkarıyorsunuz valla. Yenisi mi? Ha. Güzel çocuk mu bari? Gelince görürsün. Baba ne konuşuyor lan? Hiç işte deli ya. Disko'ya geleceğim mi böyle? Nein çok yorgunum haftaya gideriz. Aman bir de genç olacağınız. Eskiden daha kolaydı. Ama artık o kadar kolay değil. Doldu tabii artık ya. Ama benim ifadem iyiydi biliyor musun? Tercüman da tanıdıktı. Güzel bir şey yazdık. Hani böyle sadece doğuda doğdum, baskı gördük, işkence gördük falan değil. Ablam da örgütlüydü, o da bir şeyler yolladı. Ne yolladı? Ya işte sol bir örgüte üye falan. Ayarladık bir şeyler yani. Oğlum sizin yüzünüzden iltica alması gereken adamlar iltica alamıyor. Ne yapalım Cem? Kağıdın olmadan iş de bulamıyorsun.
Acımızdan ölelim ya. Nasıl iş bulamıyorsun ya? Benim tanıdığım adamların hiçbirinde kağıt yok oğlum. Kısa sürede işler bulabiliyorsun. Nasıl biliyor musun? Bak patronu zaten umrunda değil. Yakalanasıya kadar çalışıyor. Adam bakıyor ödeyeceği ceza vermek zorunda olduğu sigorta parasından daha az çalıştırıyor. Ya zaten hafta sonları falan çalışıyorsun. İşler çok olduğu zaman. Ya da festlerde falan. Ama buluyorsun değil mi? İyiydi mesela o son iş Hasan'ın yanında. İyi adam Hasan. Ne bileyim işte ama. Biraz patron yalakası o. Orada bir tane adam gibi adam var, o da Aylin. Güzel kız Allah için. Öyle. Bir ona güveniyorum orada. Ya onun için mahkemede oranın adresini verdim. Ben buranın adresini veremiyor musun? Burada çalınır o kağıt. Siksen bir daha da vermezler. Orada kağıt işlerine falan mı bakıyor Aylin? Çok iş yapıyor kız orada ya. Vallahi bak. Ya bu Recep'e falan Almanca bile öğretiyor ya. Okula göndermeye çalıştı da bu ben yok çalışacağım falan dedi. Yani ne gerek var işte. Çocuk dersleri kötüymüş, lise 1'i bırakmış falan. İyi işte meslek sahibi olmuş. Bir altın bilezik belinde şimdi. Öyle doğru. Çizelim mi bir çizgi de? Of. Oğlum utanmadan sorsana Allah Allah. Çizelim tabii, manyak mısın Allah Allah. Ya hep sen ısmarlıyorsun o yüzden. Ya Robert Boş amca güzel para veriyor bize, bakma sen. Eşek gibi çalıştım oğlum ben mühendis olmak için. Şimdi yemeyeceğim parayı, ne zaman yiyeceğim ben? Senin böyle muhabbetin oluyor mu buradaki adamlarla? Olmaz mı ya? İhsan buralı. How do you call this? Apricot. This is albaricoque in castellano. Apricot. Está bien, apricot. And so, you are from Bangladesh Communist Party? Yes. How is Bangladesh Communist Party? What? Yes, Stalinista, Maoista. Who is this? I don't know. I don't understand this thing. You know, like every communist party has a root, a diffraction. I don't know. Like a French communist party, which is Stalinist communist party. Bangladesh communist party is the second party. Yes, but I am asking you another thing. Doesn't have something on communism or something like that? Bangladesh is a Muslim country. And so, doesn't have something related? I don't know. What the fuck can bring your communism with this for, man? Nothing, nothing like that. This is albaricoque in castellano. Apricot. يما أنا السنة هاي ما راح أقدر أجي. أنا منيح هون. وين أبوي؟ مش موجود؟ Oder bis die Taliban-Regierung den aktuellen Aufenthaltsort Osama bin Ladens preisgibt. Die Taliban-Regierung und auch wenn würden sie ihm nicht an die Ungläubigen ausliefern. Üç kişiyiz, üçümüzün de kağıdı yok. Kağıdımız olsa neyse, ilgileniriz o zaman. Hemen ambulans çağırmadınız mı? Çağırdık. Polis geldi önce. Ben dedim sana, arkadaş yere düştü bayıldı diyecektin. Ne bileyim ben, iş kazası deyince önce polisin geleceğini. Her boka maydanoz burada polis zaten. O kadar söyledik, hafif dikkatli ol, önüne bak, muhabbete dalma. Kaçıncı kattan düştü? Dördüncü katı yapıyorduk. Cık, ölmüştür o zaman. Nefes filan almıyordu zaten. Polis ne dedi? Biz polisin geldiğini görünce bırakıp kaçtık zaten. Kağıdımız yok, biz de yakalayacaklar sonra. Ben bu ülkenin amına koyayım. Ne yapacağız bu gece? Çıkalım bir yerlere gidelim ya. Gidelim yine Armando'nun çalıştığı yere. Temiz yer orası. Başka da yer yok zaten. O zaman çizelim birer çizgi daha be Ahmet. Çiz be Cem. Arapları falan da almıyorlar oraya zaten. Kavga falan çıkmaz. Usta, oradan satış yapmak yasak. Kaç defa başımız belaya girdi. Sen niye karışıyorsun? Senin neyine yani? İki defa polis ceza kesti de ondan karışıyorsun. Siz buranın polisini ciddiye almıyorsunuz galiba. Baba, Aylin abla doğru söylüyor. Bak kağıdımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Başımız belaya girecek. O pencereden satmak değil, o pencereyi açmak zaten yasak. Sen git havalandırmayı kapat. Recep, nişt! Gel pencereyi kapat.
Anlamıyor Elin abla, ben ne yapayım? Yılmaz 20 euro fazla kazansın, onu düşünüyor. Lan itin de ölü. Git havalandırmayı kapat. Sonra gel bak bakalım buraya. Niye kaç tane istiyor bilmiyorum. Çocuğa niye bağırıyorsun ya? Doğru söylüyor çocuk. Ya sen ne karışıyorsun? He? Sana dokunan bir şey var mı? He? Ne halin varsa gör ya. Ama polis gelince öyle aşağıya saklanma. Onu demiyorum ben. Diyorum ki sana dokunan bir şey var mı diyorum. Var mı sana dokunan bir şey? He? Tövbe tövbe. Wie viele bist du? Kaufe 5 Zahle 4. Hey komm, nix da. Jeden Tag esse ich hier. Und was jetzt? Bitte, du kennst mich doch. Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen. Allah Allah. Ey komm, du kennst mich doch. Mach mal kein Drama jetzt. Jeden Tag. Du bezahlst, aber nie am Anakoyi. Ich teile das Fleisch von 4 auf 5 Bräute. Okay? Na gut, dann aber mit viel Salat und Soße, ja? Tabi. Bu nasıl senin babayın dükkanı? Kaç tane var? 5. Sen ol. Sakın bu Araplarla iş yapma. Anladın mı? Vallahi bak. Eğer yaparsan seni evlatlıktan reddeder. Hadi baba hadi. Sen beni dinliyor musun? Habibi. Kazdı de türevden. Bana bak. Sen bu akşam burada kalıyorsun. Ben bayan arkadaşla eve gidiyorum ha. Ya baba ya. Oğlum geçen sefer sen kızla geldiğinde ben burada yatmadım mı? Dışarı doğru dışarı. Hallo. Oh, Arap yenge de buradaymış. Yiğit. Like good, good, good. Ne haber Recep? Abi. Lütfen bir ya. Söyledim patron, içmiyor, ne yapayım? Ah, nein, danke. Yasin, ne haber kız? Ne oldu sana ya? Abi, bak daha dün konuştuk, pencereden satış yapmak yasak diye yine satıyorsun. Salla gitsin, bir şey olmaz. Ya abi, sen bilirsin. Ama bak bunların kağıdı yok. Pencereyi görecek polis, sonra bela olacak başımıza. Siktir, boş ver. İyi abi, sen bilirsin. Hayvanlara bak, nasıl yiyorlar. Hadi tamam, kapat pencereyi, gidiyoruz. Recep! Buranın hali ne böyle ya? Şu içkileri düzenleyin, boşları çöpe atın. Bir ortalıkta şu fişler kalmasın böyle. Koyun şuraya bir çivi, üstüne takın ya. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Doldurdu mu dolabı? Aman Yılmaz abi, yapacağız hepsini. Daha şimdi durduk. Ne yapar lan Yılmaz abi? Gençli olsun, ne? Hadi. Tamam, ben açarım. Kız bunu mu buldu? Bu işte. Das ist Hasan. Das ist Armando. Willkommen, willkommen. Das ist unsere Mädchen, die beste, ha? Vallahi ne bessere findest du nicht, ha patron? Recep. Willkommen. Dein Name nochmal? Armando. Woher kommst du? Kuba. Oh, viva Castro. Das ist Yılmaz, der Besitzer. Guten Abend, du bist aus Havana. Einen gib ihm ein Bier. Bier? Recep, bir küçük bir açsan orada. Tamam abla. Und das ist Gulay. Ich gehe rein, sehe mich um, okay? Du bist aus Havana. Santiago. Usta ben çıkıyorum, bir diyeceğim var mı? Yok yok, tamam hadi gidebilirsin. Ich war schon viermal in Kuba. Patron bunlar bugün geldi. Kuba ist super. Ich hatte dort viel mehr Armut erwartet, aber es ist halb so schlimm. Ja, für die Touristen. Nein, nein, nein. Ich habe dort mit den Einheimischen gelebt. An manchen Dingen fehlt es schon. Aber die Armut, die du hier hast, findest du dort nicht. Aber die Leute haben da nichts Richtiges zu essen. Komm, Fidel hat ein super System aufgebaut. Was fehlt, liegt am Embargo. Fidel regiert nur noch wegen dem Embargo, aber darüber redet keiner. Ja, aber allein leistet Widerstand gegen die kapitalistische Welt. Na, nicht in meinem Namen. Aber in meinem. Abla bunu mu bulmuş? Neden? Beğenmedin mi Gülay abla? Pis görünüyor. Adam zenci be. Zift ne o öyle? E nasıl olacaktı? Bazıları açık siyah oluyor. Onlar neyse neydi, bu simsiyah. Ay ellerinin içine bak, hep pis gibi. Ne diyorsun abla, ayıptır ya. Sevmiyorum ya. Bazen delileri dalgalı. Ay sanki hiç kesilememiş gibi. E biz de esmeriz. Yok ya, onlar başka.
Sevmiyorum, pis görünüyorlar. Vallahi yemek versin elleriyle yemem. Allah Allah. Yemem işte. Natürlich bin ich Kommunist. Dann? Was dann? Wollen wir nicht nach Kuba gehen? Aber warum lässt du deine Leute hier 14 Stunden arbeiten? Weil so in der Gastronomie ist. Ach komm. Deswegen sind die meisten Läden Familienunternehmen. Wenn nicht, müssen die Leute halt viel arbeiten. So ist das. Wo sollen sie Arbeit finden, hä? Es ist nicht alles schwarz-weiß, was du denkst. Ich gebe dir eine Chance, Geld zu verdienen. Welches deutsche Unternehmen bezahlt denn so viel Geld? Nicht, Meister? Richtig. Abi, şunları okumadan yırtmayın diyorum ya. Cezadır kızım. Hadi gitsin. Kein Mensch zahlt das. Ja, man sagt, die deutsche Polizei wäre hart. Aber unsere Diskothek zahlt auch nichts. Wir auch nicht. Wir zahlen sowieso viel zu viel Steuern. Abi ya. Das ist die Antwort auf den Asylantrag von Ahmet. Sitem nasıl olsa burada çalışmıyor. Abi ne alakası var ya? Kabul edilmiş mi? Evet ya. Ama yırttım be abi. Ver bakayım. Yapmayın, şunları okumadan yırtmayın diyorum. Yeter, sen yırtarım ya. Biz de onun kağıtlarını takip edeceğiz. Özüzge. Toparlanın, biz de gidiyoruz. Hadi Recep. Ben burada kalırım Yılmaz abi. Bu akşam burada kalacak. Hadi Özgür, biz gidelim. Sen Hasan ustayı niye sevmiyorsun oğlum? Sen ustanın evini niye yıktırıyorsun? Neydi lan bu? Neydi oğlum bu? Zeki Metin filminden. Kadir Sav'ın evi yıkılacaktır. Mini golf sahası yapılacaktır. Ama Mert delikanlılar Zeki ile Metin ustalarına ev yaparlar denizin ortasında. Sucuk ekmek falan satarlar. Bir de ondan denizler yok abi. Evet. Turizm bakanı falan gelir. Hatırlıyorum. Müziğini mi hatırlıyorum? Niye sevmiyor? 203. Korkak bir adam. Adam kaç yıldır aynı patronla çalışıyor. Bütün servet elinden geçmiş. Hala tık tık tıklıyor. O kadar değil mi oğlum? Öyle ya, öyle. O yüzden çocuğunu yanına aldı ya. İşler karıştığında rahat rahat yapacağı biri olsun diye. Yoksa bilmiyor mu nasıl çalışılıyor? Oğlum, özünde iyi bir adamdır. Bakma sen ya. Ne biçim iyiymiş adam be? İyilik görmesek sen de peygamber diyeceksin ha. Ben işten attıran mı? Ya iki tane arkadaşım geldi. Zaten hava sıcak, etnin karşısında fazla durmayayım. Bir iki çift laf edeyim arkadaşlarımla. Normalde hiçbir şey demez ha. Ama o an patron geldi, hemen bu başladı konuşmaya. Yok işte efendim, biz burada köle gibi çalışıyoruz da. Yok başkaları işte böyle keyif yapıyor falan. Ne diyor? Vallahi. Hasan abi ne diyorsun sen yani? Abi diyorum adama ya. Sen burada fazla çalışmak istemiyorsun galiba falan dedi bak. Neyse canım, köle bunlar. Bunlar işçi olmaz, bunlardan köle olur. Ahmet bak, oğlum. Adam senin gibi değil ki. Adamın bakmak zorunda olduğu 4 tane çocuk var. Böyle olunca da adama sinirlenmesi normal ya. Çok seviyorduysa çocuklarına ayrılmasaydı yanından. Oo, ona bakarsan. Öyle ama abi, sikeyim çocuğunu ya. Bana da oğlum diyordu o adam. Biz de ekmek parası kazanıyorduk orada. Git. Alles klar var ya. Ne haber ya? Nereden çıktın sen? Biraz da evlenelim dedik. Hep aynı yerde oturacak değiliz ya. Ne haber Aylin? İyi, senden. Bak, Armando. Tanışmıştık zaten. Wie geht's? Möchte ich nur einen Drink? Lass mal rüber wachsen, Alter. Ich glaube, wir haben alle einen Drink nötig. Was ist los? Lord, ja? Ahmet. Kağıdın geldi, hazır kağıdın. Ne zaman? Ne zaman? Bugün. Nerede? Ben okudum. Söylesene kızım, ne diyor? Sana demedim mi? Bir tek bu kıza güveniyorum orada. Olumlu yanıt, olumlu. Allah gitse tutamaz. Cem. Bak, dinle. Geldi. Olumlu cevap. 6 ay kesin var.
Nasıl yırtarız bu sözü ya? Orada çöpe attın. Ya almadınız mı çöpten? Nasıl alalım? Burada çalışmıyor artık dedik. Orada çöpe attın. Ya Ahmet bak olur mu oğlum? Hadi tamam hadi git. Atarsın yarın alırsın kopyasını. Hadi gel tamam alırız sonra. Tamam.